Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ÖSYM nereden nereye dörtgenler serisinin soru çözümü kısmındayız. Bu videomda yamuk konusuyla alakalı son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş soruların benzerlerini çözeceğiz ve sizinle birlikte güzel bir tekrar yapmış olacağız. Videonun son 5 dakikasında ya da 3 dakikasında da ne yapacağız? Bu soruları yorumlayacağız. Nasıl sorular gelmiş ve bundan sonra nasıl sorular gelebilir? Yani ÖSYM nereden, nereye gelmiş ve bundan sonra nereye gidebilir? Onun yorumunu yapacağız. Videodaki bu, bu soruları çözümlere başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp 6 numaralı PDFi indirin soruları çözün 6.1 numaralı pdf'te de çözümlerine bakın ee, belki videoyu izlemek zorunda kalmazsınız Yalnız son sorular bittikten daha sonra e, bu sorularla alakalı yorumum olacak İstersen onu dinleyebilirsin ya da hocam biz ben sizinle birlikte güzel bir tekrar yapmak istiyorum zaten sizin yorumunuzla bu soruları dinlemek istiyorum ve izlemek ya da yapmak istiyorum diyebilirsiniz de e, o zaman da videoyu da izleyebilirsiniz o anlamda sıkıntı yok. Evet gençler o zaman ne yapalım? ÖSYM benzeri sorular, yamuk konusuyla ilgili ÖSYM benzeri soruların çözümlerine haydi bakalım başlayalım. Evet 2013 YGS sorusu arkadaşlar klasik bir soru. Yamuk ve şunlar yamuk olması ne demek? Şunlar otomatikman paralel olması demek ki bazen bunları da veriyorlar. Bir de CE ile de arkadaşlar şununla da şu birbirine paralelmiş. Yani şuradaki şekil bir paralel kenarmış. E madem paralel Z'den dolayı burası çizgi açısı yaptı mı? Yaptı. A 50 ise x kenar mı çıktı açılar eşit? Evet 180'den 50 çıkar. 130 2'ye böl. 65 65 oldu. E hocam 65 ise burada kaç? 130 pardon 100 15 derece yaptı. E o zaman şu bir paralel kenar olduğuna göre karşılıklı birbirine eşittir. X açısı da kaç yapacaktır? 115 derece yapacaktır arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı 115 oldu. Geldik ikinci soru. LS 2015'te sorulmuş bir soru. 6 verilmiş 6 verilmiş ve paralellik var. Ee, bu bilgilerle soruyu yapamam. Soruyu okuyalım bakalım. Yukarıdaki şekilde BDC üçgenin alanı yamuğun alanının 7'de 3'üdür. Hmm. BDC üçgenin alanı yamuğun alanının 7'de 3'üdür. Ben bu bilgiyi kullanacağım. Arkadaşım bu alan 3A iken tüm alan 7A olacak. O zaman buraya kaç A kaldı? 4 A kaldı. Tüm A 7 A olduğundan dolayı. Ne diyor? BDC üçgeni alanı yamuğun alanın 7'de 3'üdür. Aa hocam yamukta bak ÖSYM e bunu kullanmayı çok seviyor diye konu anlatımında da söylemişimdir. Alanlarla tabanlar doğru orantılı değil midir? Çünkü iki paralel doğru arasında. 3 A'daki tabanım 6 ise 4 A'daki tabanım nedir? Ya da 3 A bölü 4 A eşittir 6 bölü AB deyip de oradan da yapabiliriz arkadaşlar. E direkt 3A'daki uzunluk 6 ise 4A'daki uzunlukta 8 de diyebiliriz buradan. AB uzunluğunu 8 bulduk böylelikle. E şimdi ne yapacağız? Bunu bulacağız. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Hop dikmeyi çiziyorduk. 6 ise burası da 6. X ise burası da X. E tamamı 8 de buraya 2 kaldı. O zaman X kare artı 2'nin karesi eşittir 6'nın karesi olduğunu biliyoruz. 36'dan 4 çıktı. X eşittir kökü 32 oldu. E, X kare eşittir 32'den. E, x de buradan neye eşit olacaktır arkadaşlar? 4 kök 2'ye eşit olacaktır. E, hocam uzun yoldan yaptınız. Kısa yoldan da sen yap istersen fark etmez. İkinci sorunun cevabı böylelikle 4 kök 2 çıktı. Geldik üçüncü soruya. Abi 2016 LYS sorusu. ikinci bölüm sorusu. ABCD yamuk tamam. BCF eşkenar üçgen. Arkadaşlar BCF eşkenar üçgen. Eksik parçaları tamamlıyoruz. 8 8 yazıyoruz. AD ile DE birbirine eşit verilmiş. Hmm. İkiz kenar var. Tabanda da mevcutsa insan olan ne yapar diyorduk arkadaşlar. Hop yüksekliği çizer. Çizdik kardeşim. 3 birim 3 birim. Tabanı iki eş parçaya böldü. E burada da bir eşkenarlık var. Yamuğun alanı isteniliyor bizden. 6 8 bilmem ne verilmiş. E hocam buradaki eşkenarda da bir yükseklik çizsek bir şey çıkar mı? Çıkmaz mı ya? Burası da 4 4 olduğuna göre. E arkadaş bunun tamamı 9. E burası da 9 olacak. 3 4 daha 7. O zaman buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Burası 9 olduğundan dolayı. E benden şimdi yamuğun alanı isteniliyor arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Alt taban belli. Üst taban belli. Yüksekliği bulacağım. E yükseklik buradan çıkıyor arkadaşlar. Burası zaten 4 kök 3. Çünkü eşkenar üçgen ya burası. Eşkenar üçgen olduğundan zaten 60 60 60 burası. E burası 30 60 90. 30'un karşı 4 60'ın karşı 4 kök 3. E o zaman e, alt tabanımız kaç? Şöyle baktığımız zaman 8 2 ve 6. 8 2 daha on, 16. Alt taban 16 artı üst taban 9. Çarp yükseklik bölü 2 bize alanı verecektir. E hocam şunu da şu sadeleşince 2 kaldı. Şu sadeleştirmeyi şekilde pdf'de göstermek isterseniz. 25 ile 4'ün çarpımı 100. 2'ye böldüğümüzde 50. Cevabımız böylelikle 50 köküç yaptı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. 2017 benzer sorusuymuş bu da. ABC eşkenar üçgenmiş. ABC eşkenar üçgen vermiş. Hemen bu açıları bir yazalım. E, burası 60 ise buraya 30 kaldı. E, burası da 60. E, burası da 60 derece olduğunu gösterelim arkadaşlar. 12 ise burası da 12. Burası da 12 olduğunu biliyoruz. Dik yamuğun alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ha oran verilmiş. Oranı kullanmamız zor kullanmak zorundayız biz burada. Oranı kullanalım bakalım. EF uzunluğu K iken BF uzunluğu 3K. Hocam burası K iken BF uzunluğu 3K. Aa bak 1'e 3 oran var. Şu kelebekte 1'e 3 oran var kardeşim. O zaman şu 1'e 3'ü kullanalım biz. Hocam burası 1'e 3 oran varsa ne yapacağız? 1'e 3. Şuraya da bir A diyelim isterseniz. Hocam 1 bölü 3 yani k bölü 3 k eşittir a bölü 12 olduğundan dolayı a'yı kaç buluruz arkadaşlar? a'yı 3'te 1'i 3'te 1'i 4 olarak buluruz. Burası 4 oldu. Bizden a b e d yamuğunun a b, e d He, şuradaki yamuğun alanı isteniyor. Peki başka ne yapacağız burada? Burayı da 12 vermişti. Şurası 4 bulduk. Bu bir eşkenar üçgende Eşkenar üçgende ne yaparız? Şu yüksekliği çizsek olay biter sanki değil mi? Başka bir çare yok. Yüksekliği çizdik. Tabanı keş parçaya böldü. 6 6. Aa dik yamukta da aynı zamanda e, dik çizmiş olduk. Burası 6 ise burası da 6 olacak. O zaman buraya 2 kaldı. Hocam burası 90 derece burası da 30 derece ya. 30'un karşısı 6 ise 60'ı karşısı 6 köküştür. Burası 6 köküse, burası da 6 kökü çıktı. Şimdi benden yamuğun alanı isteniyor. Ama hangi? A, B, E, D. Alt taban ve üst taban. Yani alt taban kaç? 12. Üst taban kaç? 2. Şu yamuğun alanı isteniyor benden. 12 artı 2 çarpı yükseklik böl 2 bize alanı verecektir. Buradan 7, 42 mi? 42 kök 3 yapıyor arkadaşlar cevabımız. Evet. Çünkü 2 ile 14 sadeleşti 7. 7 ile de 6 kök 3 çarpımı 42 kök 3 yaptı. O dördüncü sorunun cevabı da böylelikle 42 kök 3 oldu. Geldik 5. soruya. Beşinci sorudaki sınavdaki soru nasıldı arkadaşlar? Bakın hikaye koymuşlar. Aslında çok da zor bir soru değil. Bir direk vardı. O direk mesela şöyle bir direkti arkadaşlar. Bir direk şöyle devamı da böyle. E, direk kırılıyordu böyle bir şey geliyordu. Ben de ne yaptım? Aynı mantıkla soruyu eş iki kalemle yaptım. Ali abim olur kendisi. Bir silgi ve özdeş iki kalem ile vasanın üzerindeki çekildeki gibi bir görüntü oluşturmuştur. Hmm. Özdeş. iki kalem ve bir silgi ile bu görüntüyü oluşturmuş. Silgi masanın üzerinde ve kalemlerden biri masa yüzeyine dik konumdadır. Şu dik konumdaymış. Silginin yüksekliği 2 santimetre. Kalemlerden biri silgiye 10 santimetre uzaktadır. Kalemlerden biri silgiye 10 santimetre uzaktaymış. Biri zaten e, uzaklığı yok. şunu 10 santimetre uzaklığında olduğunu şekilde de göstermiş. Buna göre kalemlerden birinin uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar dik yamuk var mı burada? Var. O zaman dik yamuksa insan olan hop şöyle bir dik dörtgen oluşturmuyor muyduk arkadaşlar? Oluşturuyorduk. 2 ise 2 olsa 10, 10. E hocam bunlar özdeş kalemlerdi. Ben buraya x dersem x artı 2 ise burası da x artı 2 değil mi? Evet. Ve burada pisagor bağıntısı yapacak olursak. Hala böyle mi yapıyorsunuz? x artı 2'nin karesi eşittir. x'in karesi artı 10'un karesi mi yapıyorsunuz? Tabii ki hayır. Onu düşün. Dik kenarda 10 olan bir üçgen var mı? Yok hocam. Ama dik kenarda 5, 12, 13 üçgenini ben onun katı olan yani 10 neyin katı? 5'in katı. 5, 12, 13'ü biliyorum. Yani bunun iki katı ne olur arkadaşlar? Bu iki katı 10 yapsak burası 24 burası 26 olabilir. Bakıyorum ee, burası 24 yani x yerine 24 yazdığımda burası 26 oldu mu arkadaşlar? Oldu. İşlem işlem işlemle de x'i buradan 24 bulurdunuz arkadaşlar. Kalemlerden birinin uzunluğu isteniyor. Kalemlerden birinin uzunluğu x artı 2 değil mi arkadaşım? Evet. 24 artı 2'den cevabımız da kaç yapar? 26 yap. Evet 5. sorunun cevabı böylelikle 26 oldu gençler. Kolay bir soruydu. Aa, geldik 2019 AYT'deki bir soruya. Yani bir yamuktan bir şeyler oluşturmalı bir şeyler vardı arkadaşlar. Soruyu tam oturlamıyorum. Bakarsınız ben de oradan esinlenerek çok güzel bir soru yazdım. Ciddi anlamda çok güzel bir soru yazdım. Yamuğun içinde aldım. Hem yamuk var hem eşkenar dörtgen var hem de kare var işin içerisinde. Bence çok da güzel bir soru oldu arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Dik yamuk biçimindeki özdeş tahtalardan 8 tanesi. Görüyorsunuz 2, 4, 6, 8 tanesiyle. Şekil bir, 8 tanesi şekil 1'deki gibi birleştirdiğinde eşkenar dörtgen. 10 tanesi de şekil 2'deki gibi birleştirildiğinde kare elde ediliyor. Buna göre A bölü C nedir? Aha hocam hiçbir şey vermemiş. Ne yapacağız? Aslında her şey verilmiş. Arkadaşım bu alt tabanı A üst tabanı C. Bak burası daha uzun. Burası C oldu. Ee, bu arada dik yamuk. Hocam burası dik olan kısım değil. Dik olan kısmı ben buraya X buraya H diyecek olursam. E o zaman burası ne oldu arkadaşlar? X X X X oldu. A buradan ne geldi? A artı C eşkenar dörtgen ya. A artı C eşittir 4X oldu. Eyvallah. Şuraya gelelim. Hocam bu da haş 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 haş. Bu alt tabanı bu da üst tabanı. Değil mi? Ya pardon. Şu kısa kenarı bu da uzun kenar olduğundan A artı C. A artı C aynı zamanda burada neye eşit oldu? Kare olduğundan dolayı 1, 2, 3, 4, 5 haşa eşit oldu. A ne güzel bir şey çıktı. 4 x eşittir 5 haşsa. Hocam x dediğimiz 5K H dediğimiz 4K. X dediğimiz 5K H dediğimiz 4K'yı yazdık. E, bu bir dik yamuk. Şuradan bir dik çizersem 4K ise 4K oldu. E hocam 4K 5K 3 4 5 üçgeninden burası da 3K oldu. E ne yapacağız hocam? Burası C iken burası da C oldu hatta. A burası C. A dediğimiz ne oldu? A artı C. A bir dakika. Şimdi A artı C'yi de biz 4x biliyoruz. Yani 4 kere 5 bakın A artı C'yi de A'yı ve C'yi bulmam lazım ayrı ayrı arkadaşlar. A artı C'nin de ben ne olduğunu biliyorum. A artı C'nin de 4x ya da 5h olduğunu biliyorum. Yani 4 kere 5 20k olduğunu biliyorum. A artı C 20k ise hocam şununla şu birbirine eşit ya da yerine yazabiliriz. A burada neye eşit? A'ya da baktığımız zaman A eşittir C artı 3k değil mi? Burada yerine yazacak olursak A yerine C artı 3k yazacak olursak artı bir de C var. Bu 20k'ya eşitse 2C eşittir. Bir dakika. C artı 3K. Tamam olsun. A bölü C isteniyor. 2C buradan neye eşit oldu arkadaşlar? Ya şu şeyi hiç kafadan da yapabilirdik burada ya. Ee, ne diyebilirdik? Hocam A artı C 20K ya. Evet. A artı C 20K o zaman burası toplam 17K yapacak. Şu ikisi. 17 bölü 2, 17 bölü 2 de diyebilirdik. Neyse yerine yazdık burada. A yerine C artı 3K yazınca e, C artı 3K artı C eşittir 20K ise o zaman 3 2C buradan 17 K'ya eşit oldu. C'yi de buradan ne bulduk? 17 bölü 2 K bulduk arkadaşlar. Peki C'yi bulduk. <laughs> C'yi bulduysak A'yı da bulur muyuz? Buluruz. A eşittir C artı 3 K'ydı. A da buradan C artı 3 K olduğundan dolayı 17 bölü 2 artı 3 K olduğundan dolayı bu da kaça eşit oldu? 23 bölü 2 K'ya eşit olmuş oldu arkadaşlar değil mi? Evet. Bizden ne isteniyor gençler? Bizden A bölü C isteniyor. E o zaman A bölü C'de A'yı biz ne bulmuştuk? 23 bölü 2 bulduk. 23 bölü 2K bulduk. C'yi ne bulduk arkadaşlar? C'yi de 17 bölü 2 bulmuştuk. 17 bölü 2K bulmuştuk. Cevabımız da buradan 23 bölü 17 çıkmış oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Hiçbir şey verilmemiş gibi ama eş yapıları kullandık burada. Yani biraz matematiksel işlem yaptık. Geometride tamam soruluyor. Ama matematikte de sorulabilir aslında bu soru e, oran orantıda bile sorulabilecek bir soru. Ama bu yapıdaki soruyu tabii ki geometride sorarlar arkadaşlar. Tamam. Ben burada A ile C arasındaki oranlamayı sormuşum. Aynı şekilde biz bunlarla bakın dik yamukla eşkenar dörtgen oluşturma, dik yamukla kare oluşturma gibi soru geldiği zaman da e, çözüm yönteminiz de bu şekilde olacak. Yani bayağı bir soru yöntemine e, bizi bayağı bir soru yöntemi açıklıyor aslında arkadaşlar buradaki soru. Tamam. Boş bir soru. Geldik. 7. soruya TYT 2020'deki bir sorunun benzeri arkadaşlar. İkiz kenar yamuktan böyle bir şey oluşturmayı, dik yamuktan bir şey oluşturmayı çok sever, çok sever hale gelmiş. Bakıyoruz da ÖSYM. 3 e. özdeş ikiz kenar yamuk herhangi ikisinin birer kenarları çakışacak biçimde aşağıdaki gibi birleştirilmiştir. Özdeş ikiz kenar yamuk demesi ne anlama geliyor? Hocam burası bak buradaki açılar dikkat edin. Özdeş bunu noktaya nokta dersem burası da noktaya noktadır. Bütün x kenarı yamukların açıları noktaya nokta. Hocam burası da noktaya nokta. Hocam burası da noktaya nokta şeklinde yazdık. A bir üçgen oluşmuş. Bu üçgen nasıl oldu? Eşkenar üçgen oldu. Çünkü uzun kenar uzun kenar uzun kenar. E uzun kenar hepsinde aynı değil mi arkadaşlar? Özdeş olduğu için. Eşit 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 bir eşkenar üçgen çıktı. Madem eşkenar üçgen çıktı. Burada açılarımız 30'ar derece çıkmış oldu arkadaşlar. Oluşan şekildeki büyük üçgenin çevresi 18 kök 3 ise 18 kök 3'e böldüğümüz zaman 6 kök 3 oldu. Ee, 18 birim küçük üçgenin alanı 12 kök 3 birimdir. Küçük üçgenin alanı. Ha, şurada küçük üçgenin alanı. Bu da bir eşkenar üçgen mi arkadaşlar? Evet. Çünkü niye? Çünkü bu da bu da bu da üst tavanlar oldukları için birbirine eşit. Burada da bir eşkenarlık çıktı. 60 60 60 yani bir eşkenar üçgen. Ben buraya da bir a diyecek olursam a kare kök 3 bölü 4 eşittir. Kaç olması lazım? 12 kök 3 olması lazım. Kök 3'ler nana yoldu. A kare buradan 48 e eşit oldu. A da buradan kök 48 yani 16 çarpı 3 yani 4 kök 3 oldu arkadaşlar. Peki bu x kenar yamuklardan birinin alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne bulduk biz? Açımız 60 derece. 60 derece. E, 60 derece. Üst tabanı bulduk mu? Bulduk. A'yı kaç bulduk? 4 kök 3 bulduk. Alt tabanı ne bulduk? 6 kök 3 bulduk. Bizden bunun alanı isteniliyor. X kenar yamukta şu dikmeleri çizmiyor muyduk gençler? 4 kök ise burası da 4 kök 3. Hocam burası 4 kök 3 olduğundan dolayı e, tabi x kenar yamukta bunlar da birbirine eşit olacak. 6 kök 4 kök çıkarsa 2 kök 3 kaldı. Bunlar da kök 3 kök 3 yaptı. E hocam 30'un karşısı kök 3 60'ı karşısı 3 birimdir. E o zaman alanda çıktı arkadaşlar. Alt taban artı üst taban 10 kök 3 çarp yükseklik 3 bölü 2 bize alanı verecektir. O da kaç yapıyor arkadaşım? E, 30 bölü 2'den 15 kökü 3 yapacaktır sevgili gençler. Evet TYT 2020'de de bu şekilde yamuktan bir üçgen değil de bir çerçeve mi oluşturmuşlardı? Yanlış hatırlamıyorsam kare oluşturmuşlardı. Ben ne oluşturdum? Ya da kare ya da dikdörtgen oluşturmuşlardı. Fark etmez orada da bir dikdörtgen ya da kare oluşturmuşlardı. Oradaki soruyu çözümünde siz kendiniz mi bakarsınız? Ben de bu şekilde bir üçgen oluşturmak istedim arkadaşlar. Yamuktan da böyle bir üçgen oluşuyor. Evet gençler, yamuktan herhangi bir şekil oluşturmayı ÖSYM bakın nerede sormuş? 2019'da da sormuş, 2020'de de sormuş, 2021'de, de sormuş, 2021'de sormuş mu? Sormamış. Yani şöyle bakacak olursak ÖSYM nereden nereye gitmiş? Genelde klasik sorularda tabii 2018'e kadar olan kısımda ama bakın bu alan dağıtma mantığını paraya kenardaki kalan dağıtma mantığını soruyor. Ee, sorulara bakacak olursak böyle ikiz kenar eşkenarla birlikte üçgenlerle birlikte sormuş ve eşkenarda yükseklik çizme ya da ikiz kenarda yükseklik ile alakalı. Yani sadece yamuk konusunda yamuk kazanımını ölçmemiş. Üçgen kazanımını da ölçmüş. Yani bu zamana kadar her videoda söyledik zaten. Hep de herhangi bir özellik var mı diye bakıyoruz sorularda. Herhangi bir özellik yamuğun öyle ekstra özel bir özelliğini burada da kullandırmamışlar. Sen yamuğun tanımını bil. Üçgen e, bilgisini bil. Bir de paralel kenardaki gibi alan dağıtma kısmını bil. Genelde yine soruları rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Yeni nesil soru geldiği zaman da yine o rahat bir şekilde yapılabilir. Ama dikkat edin. Bu ben şöyle bir dik yamuktan böyle bir yapı. ikizkenar kenar yamuktan böyle bir yapı oluşturmuşum. ÖSYM yamuk konusundan bir yapı oluşturmayı da sever hale gelmiş. Çünkü... 2019'da da 2020'de de yamuktan herhangi bir şekil oluşturmuş arkadaşlar. Yine karşımıza 2021'de sormadılar ama 2022'de ya da 2023'te yeni nesil soru olarak karşımıza o şekilde bir soruyla da karşılaşabiliriz arkadaşlar. Hani deneme sınavlarında falan böyle bir şey gördüğünüz zaman deneme sınavı çözmeye başladınız ya onu bir kesip bir duvara ya da bir kenara yapıştırırsanız arkadaşlar sizin açınızdan faydalı olur. Çünkü hani yamuktan bir şeyler oluşturmayla alakalı bir şey Geldiği zaman e, hoş sorular bunlar. E, bu gözünüzün önünde olursa unutmazsanız sınav açınızdan daha iyi olur arkadaşlar. Evet ÖSYM e, yamuk konusunda güzel hamleler yapmış aslında. 2018'den sonra iki tane güzel soru sormuş. Ama ben yine şu kanındayım. E, yeni nesil soru soracak olursa böyle dörtgenleri yapıştırıp da başka bir dörtgen oluşturabilir. Ama onun haricinde soruların çözümleri genelde nereden çıkıyor arkadaşlar. Şuradaki matematik bilgisiyle çıktı ama Soruların çözümleri hep üçgen bilgisiyle çıkıyor. Bunu zaten her videoda söylüyoruz. Sen e, yine söylüyorum. Yine söylüyorum. Yine söylüyorum. Sen dörtgen. Mesela şu an yamuk konusundayız. Yamuğun tanımını bil ve soruları üçgenden çözebilmeyi üçgenden çözebilmeyi öğren ve artı alanla da ilgili alan dağıtma, paralel kenardaki o temel mantığı bildikten sonra alan dağıtma mantığını da bildikten sonra Yamuk konusunda da büyük ihtimalle soru kaçırmazsın. ÖSYM'de bu saydığım üçlüden soru soracaktır zaten sana. Evet gençler elimden geldiğince soruları benzettim ve değiştirerek de sordum böyle. Mantığı aynı. umarım faydalı olur buradaki sorularda. bir sonraki konuda da var? Çok genlere geçeceğiz galiba. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda çok genlerin ÖSYM benzeri sorularında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.